Sure-i Kadir'de Hak Celle Ala kadrini bildirdi Kadir gecesi. Lütfuyla, fazlıyla ol Yüce Mevla. Kulunu güldürdü Kadir gecesi. Lütfuyla, fazlıyla ol Yüce Mevla. Kulunu güldürdü Kadir gecesi. O gece eyledi Kur'an'ı inzal. O gece eyledi Cibril irsal. Selamlar gönderdi Rabbi Müteal. Gözyaşın dindirdi Kadir gecesi. Selamlar gönderdi Rabbi Müteal. Gözyaşın dindirdi Kadir gecesi. Bin aydan hayırlı bilin buyurdu. Kadir'in kadrini bize duyurdu. Mümini kafiri nura doyurdu. Rahmet erdirdi Kadir gecesi. Mümini kafiri nura doyurdu. Rahmet erdirdi Kadir gecesi. O gece eyledi Kur'an'ı inzal. O gece eyledi Cibril irsal. Selamlar gönderdi Rabbi Müteal. Gözyaşın dindirdi Kadir gecesi. Gözyaşın dindirdi Kadir gecesi. Bu akşam aynı zamanda sizlere muhteşem bir sürprizimiz var. Tok bir sesi var, bas bariton bir sesi var. Tübü ilallahi tevbeten nesuha. Kul ma ya'ber bikum rabbi levla du'a. İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'ankum limâ yuhyikum ve mâ lizzâlimîne min ensâr. Fazla zorladınız kendinizi, gerek yok. Gerek yok zorlamaya. Öyle tam bir duyum lezzeti diyelim biz, alamadık. Öyle bir hamuru, öyle bir malzemesi,
öyle bir madeni var ki, bu maden başka bir madene özenmesine gerek yoktur üstadım. Uygunluk içinde yapmamız lazımdı. Siz yaptınız, 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 geldiniz o kür dili güzel, o gösterdiğiniz yerden sekah karar ettiniz. Bu akşamın birincisi, hafta finalinin yolcusu oldu kendileri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için İner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Efendim, Türkiye'nin 1 numaralı televizyonu TRT1 ekranlarına sizler, 81 vilayetten programımıza katılan kıymetli misafir hocalarımız ve stüdyoda bulunan kıymetlilerimiz, kıymetli hocalarımız, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Eyvallah. Binlerce şükürle dostlar programımıza başlıyoruz. 1000 aydan daha hayırlı bir gece diye tarif ediyor Cenab-ı Hak. 1000 aydan daha hayırlı bir gece. İnşallah dakika dakika, saat saat geceye doğru yolculuğumuz başladı. Duamız, temennimiz şudur. İnşallah bu gece dualarımızla, ibadetlerimizle inşallah beyaz dilekçeleri ellerine verilenlerden oluruz temennisi ve duasıyla. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması iftar özel programına başlıyoruz efendim. Huzurlarınıza Hafız Melih Albayrakoğlu geliyor. Hafız Melih Albayrakoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok iyi gördük. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Melih Albayrakoğlu, Düzce doğumluyum. Ankara'da görev yapmaktayım. Çankaya, Cevizlere, Fatih Camii'nde müezzin kayımım. Maşallah. Programımıza katılma kararını nasıl aldınız? Biri teşvik mi etti, siz mi karar verdiniz? Evet. Takip ediyordunuz bu arada değil mi programımızı? Takip ediyorum, her sene takip ediyorum. Biri teşvik etti, vesile oldu. Allah razı olsun diyelim. Eyvallah. Bizler cesaret edememiştik. Öyle ama mi? İnsanların, hocalarımızın vesilesiyle Kur'an-ı Kerim okuyacağız inşallah. İnşallah. Yani tabii siz kıymetli hocalarımızın seviye itibariyle okumaları, tilavetleri şahane. Yani izlerken programı ya ben de çıksam okusam mı demediniz bir 4 sezon öncesinden bu yana gelen bir yani yolculuk. Her zaman beşteyiz. Diyorum cesaret edemedim, öyle diyeyim. Bir dostunuzun teşviğiyle de evet. Çok iyi yapmış. Sizinle tanış olmuş olduk. Hazır mısınız? Hazırım elhamdülillah. Alalım efendim rahleye, buyurun. Hafız Melih Albayrakoğlu Tahrim Suresi 6 ile 8. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَا
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Melih kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisi için çok kıymetli misafir hocalarımız bu anlamı yapacaklar. Dilerseniz sözü kıymetli misafir hocalarımıza bırakalım. Efendim buyurun. Hocalarımız bu anlamalarını yaptılar. Tekraren kendilerine teşekkür ediyoruz ve ilk değerlendirmeyi Doktor Mehmet Ali Sarı hocam sizden alalım. Teşekkür ederim Mustafa Cihat kardeşim. Melih Albayrakoğlu, evet. Hemşehrim. Allah kabul etsin. Allah razı olsun hocam. Güzel bir yerden okudunuz. Her şeyiniz var tilavet için. Ama kendinizi zorladınız adeta. Çok zorladınız. Evet, daha hocam. Yumuşak, daha rahat okumak lazım. Durakların dışındaki vakıflarda ve o vakıflardan sonraki almalarda, geriden almalarda bir takım hatalar var. Teknik kolaylıklar da var, hatalar da var. Kolaylıklar, durulan yerin en münasip yerinden geriden almak lazım. Siz bayağı bir iyice geriden alıyorsunuz, nefesinizi gene tüketip zorluyorsunuz yeni bir yere duruncaya kadar. Oraları etüt etmek lazım. Çalışmak lazım yani. Evet. Melih'ciğim. Evet hocam. Mesela melaiketün diye aldınız. Orası aleyha melaiketün diye almak lazım. Anlama göre. Orasının meali okunursa o anlaşılır. Bir de fazla zorladınız kendinizi. Gerek yok. Gerek yok zorlamaya. Ama tabii burası bunu istiyor belki size göre. Allah kabul etsin. Güzel Allah okudunuz. Amin inşallah. Bu vesileyle ben sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Osman Agin hocam. Mustafa Cihat hocam, bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi bizi izleyen kardeşlerimize, bütün İslam alemine bereketli olsun. Hayırlar amin getirsin, inşallah. Güzellikler getirsin inşallah. Amin. Üstadım, 1000 aydan daha hayırlı bir geceye doğru ilerliyoruz. Evet. 1000 aydan daha hayırlı bir gece, siz Kadir Suresinin mealiyle giriş yaptınız, fevkalade isabetli bir kararla. 1000 aydan daha hayırlı gece demek, 84 yıllık bir ömür demek. Allah'ım. 84 yıllık bir ömür. Yani bir gecenin içinde öyle bir aydınlık verecek ki Cenab-ı Hak verecek ki, o aydınlıkla eğer onu yakalayabilirsek bir ömrü aydınlatacağız. Bu geceyi o aydınlıkla yakalayıp o aydınlıkla ömrünü
aydınlatan, güzelleştiren, berrak hale getiren, istikametini bulan kullarından eylesin Cenab-ı Hak bizi diye temenni ediyorum. Değerli kardeşime tilaveti için, Tahrim suresinden okuduğu ayet-i kerimeleri, bu güzel tilavet için de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Biz teşekkür ederiz. Halil Necipoğlu hocam, sözü size bırakıyoruz ama yine gönüllerimizi şenlendirdiniz. Çok Kadir teşekkür gecesi, ederim. İlahinizde Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Değerlendirmenizi de alalım hocam. Eyvallah. Orada da diyor ya, lütfuyla, fazlıyla ol Yüce Mevla kulunu güldürdü Kadir gecesi. Yani bu geceye erişmek çok büyük bir nimet, büyük bir devlet. Tabii yani en büyük ve tek sermayemiz bizim ömrümüzdür. Bir ömürlük gecedeyiz aynı zamanda şu anda değerli saygıdeğer Osman Egin hocamızın da ifade buyurduğu gibi. Bu gecenin feyzini, bereketini, mağfiretini inşallah herkese Rabbim Teala Hazretleri lütfeylesin. Amin inşallah. Değerli hocam. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok güzel okudunuz. Sesiniz gayet güzel, tok böyle. Allah razı olsun. Ondan sonra etkileyici. Fakat yine büyüğümüzün ifadesine katılıyorum. Biraz kastınız da o bakımdan yukarıki seslerde de böyle tam bir duyum lezzeti diyelim biz. Evet. Alamadık. Ama bütün itibariyle gayet güzeldi. Fakat hocam. Şimdi seyirdeki usulü yahut üslup anlayışını tavırla vesaire filan belli bir uygunluk içinde yapmamız lazımdı. Siz yaptınız geldiniz o kürdili güzel o gösterdiğiniz yerden sekah karar ettiniz. Evet. Ya birden böyle olduk. Halbuki o güzellikle karar etseydiniz tamam olacaktı. Evet. Ne dersiniz dostum? Haklısınız hocam. Çünkü ben orada sesi biraz kaçırdım galiba. Yani direkt segah sesine indim. O da o şekilde oldu. Yani böyle işte ahenk dediğimiz şey, uyum dediğimiz şey buralarda söz konusu. Ama tabii atmosfer burası, yarışma, ortam vesaire. Bir de şüphesiz Kadir Gecesi'nin kalbinizdeki o değil mi? Size yaşattığı büyük duygulardan dolayı hissiyatınız böyle bir segaha doğru götürdü ki segah çok ulvi duyguları açığa çıkartan bir makamdır. Yani sabah gibi. Sabah da öyledir mesela. Bu iki alem çok ulvi duyguları açığa çıkartır. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Kadir Şerif'iniz mübarek olsun. Sizin de hocam. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah, Allah razı olsun. Efendim şimdi Melih Albayrakoğlu için puan vaktidir. Buyurun hocam. Ve ilk puan için sözü Mehmet Ali Sarı hocam size bırakalım. Teşekkürler ederim efendim. Rica ederim. Evet, Melih kardeşimizi dinledik. Allah razı olsun. Ben kendisine 96 puan takdir ettim. 96 puan Mehmet Ali Sarı hocamdan. Osman Agin hocam. Mustafa Cihat hocam, ben de kıymetli kardeşim Melih hocama bu güzel tilaveti için teşekkür ederek... ...94 puan veriyorum. 94 puan ve Halil Necipoğlu hocam. 50 hocam. Evet hocam. 90. 95. 95 puan ve böylelikle hocalarım Melih Albayrakoğlu'na 285 puan vermiş oldu. Tebrik ediyoruz çok, efendim. Çok teşekkür ederim. Şahanesiniz, harikasınız. Allah razı olsun. Şimdilik uğurluyoruz efendim. Teşekkür ederim, buyurun. Çok sağ olun. Vurguyu hep kelimelerin ortasında yaptınız. O güzel değil. Hocam bravo be. Allah Allah Allah. Bu beni çok etkiledi doğrusu. Yani geçmişiniz sizin geleceğinize dair bir takım fikirler bize veriyor.
bir ara korktum sabaha böyle geçecektin gibi. Haset bir müminin bütün ibadetlerini, iyiliklerini, güzelliklerini... Bu akşamın birincisi, hafta finalinin yolcusu oldu kendileri. Asaf Çakmak geliyor. Asaf Çakmak, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız efendim? Sağ olun hocam, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Tanıyabilir miyiz sizleri? Hocam, Asaf Çakmak, 1997 Bingöl doğumluyum. Hafızlığımı Arapçamı Sirtillo'da okudum. Daha sonrasında İstanbul'da Aşere-i Takrib okudum. Şu an Ankara'da oturuyorum. Maşallah. Osman Egün hocam, kurra hafız. Elhamdülillah. 20'nin üzerinde hafız yetiştirmiş. Maşallah. Elhamdülillah. Ne kadar güzel. Müthiş değil mi ya? Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk hocam. Tebrikler. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Maşallah var. Kaç son musunuz siz? Ben 97 hocam. Maşallah. Allah verince verir hocam. Maşallah. Tebrik ederim. Çok sağ olun tebrik hocam. Ederim. Teşekkür ederim. Maşallah. Hocam. Sağ olun hocam. Biz yani bizi izleyenler adına da teşekkür ediyoruz. 20'nin üzerinde bu yaşta hafız yetiştirmiş birine ancak şükranlarımızı sunabiliriz. Allah size razı olsun. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Hazır mısınız? Hazırız hocam. Merakla biz de hazırız. Alalım efendim sirahleye, buyurun. Kurra Hafız Asaf Çakmak, İsra Suresi 9 ila 15. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةً
الليلِ وجعلنا وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَظُلَمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Asaf kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kıymetli misafir hocalarımız 81 vilayetten katılarak puanlama yapacaklar. Sözü kıymetli misafir hocalarımıza bırakalım efendim. Buyurun. Hocalarımız puanlamalarını yaptılar. Tekraren teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve ilk değerlendirme için sözü de Osman Agün hocam size bırakalım mı? Mustafa Cihat hocam çok teşekkür ediyorum. Rica değerli hocam. Kardeşim Asaf hocama da Kurra Hafız çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Üstadım Mustafa Cihat hocam bu gecede Kur'an indi. Bu hocamın okuduğu inne hâzel Kur'âne yehdî lilletîhî ekvam dedi. Cenab-ı Hak diyor ki
dost doğru yolu tutanlar için bu Kur'an öyle müjdeler getirir ki. Akvem. Ya öyle güzel müjdeler getirir ki yeter ki Kur'an'la yolunu bulsun bir insan. O yolu bulduğunda ondan sonra ne müjde gelecek onu Rabbine bırak. Gelir de gelir. Hani dediniz ya iner de iner. Burada da gelir de gelir. Gelir de gelir. Bu gece ona talibiz. İnşallah. Bütün müminler, Müslümanlar olarak inşallah Rabbim verecek. İstiyoruz. Evet. Asaf Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ güzel tatlı bir tilavetti. Bu yaşta efendim bu hizmetler, bu güzel ürünler hem de hafız ürünleri. Yani geçmişiniz sizin geleceğinize dair bir takım fikirler bize veriyor. Cenab-ı Hak geleceğinizde bereketli eylesin inşallah. Aziz dostum hocam, sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Mehmet Ali Sarı Hocam. Teşekkür ederim efendim. Asaf Çakmak, Kurra Hafız kardeşimiz. Arabistan'da 3 yıl kalmışsınız. Evet hocam. Biraz Arapça biliyorsunuz. Evet, kelimeleri hocam. Tanıyorsunuz. Evet hocam. Okurken vurguyu hep kelimelerin ortasında yaptınız. O güzel değil Asafcığım. O kelimenin başında yapacaksın. Kelime bütünlüğünü muhafaza etmek lazım. Değil mi yavrum? Evet hocam. Evet. Okuyuşunuz güzel. Biraz sesinizi kullanmada, bütün tilavete yaymakta biraz etüt etmek lazım orayı. Çalışmak lazım. O evet. Zor bir şeydir. Yani bireye, bir yere yüksek makam, yüksek perdeleri teksif etmek doğru değildir. Biz hep bunu söylüyoruz. Üstad da bunu söylüyor, ben de söylüyorum ama buranın havasıyla galiba insanları kendisini ifade etme dürtüsü okuyanları bu hale getiriyor. Ama gelmemek lazım. Kur'an'ı Kur'an olarak bütün rahatlığıyla, güzelliğiyle takdim etmek lazım. Allah ne verirse verecek nasıl olsa. İnşallah. Peki yavrum, başarılar diliyorum sana. Sağ olun hocam, heyecanımızı mazur görün hocam. Teşekkür ediyoruz. Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim değerli dostum. Rica ederim. Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşim, değerli hocam, Asaf hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Bu 20 hafız yetiştirme payesini almışsınız ya bu yaşta. Bu beni çok etkiledi doğrusu. Sağ olun. Bu yaşta 20 hafız olursa demek ki inşallah devamı gelsin. İlerleyen yaşlarda nice hafız sizin tedrisinizden geçmiş olmakla sizin adınızı yaşatacak. Ne kadar güzel. İnşallah hocam. Ne hissediyorsunuz? Hocam zincirleme bir hayır duası alıyoruz. Ondan dolayı mutluyuz hocam. Haber defteri açık kalıyor. Allah ölümsüzleşiyorsun. Aman yarabbim ne kadar güzel bir lütuf. Evet. Ne kadar güzel. Bize ikram ettiğiniz bu tilavet de güzeldi. Sağ olun hocam. Lakin hocam. Ben bu sabahı tamam çok böyle uhrevi duyguları çağrıştırıyor, açığa çıkartıyor diyorum da sanırım seyir itibariyle kolaylığı hemen böyle ilk etapta göze çarptığı için oraya böyle bir bağışlayın. Yani böyle bir kaçış oluyor. Evet, evet. Yani daralınca makamat seyir itibariyle oraya bir kurtarıcı bir yer olarak kaçış oluyor. Bu bence doğru değil. O geldiğiniz yerde mesela sabah yerine örneğin bir Hicaz açsaydınız. Gerçi bir yerde ufak gösterdiniz ama evet hocam. Mesela bir Nihavend açsaydınız gibi. Yani bu manada estetik bir şeyi, kurguyu seyir itibariyle böyle bir hissetseniz yahut önceden düşünseniz mahsur yok. Bu daha da güzelleştiriyor. Çünkü sabahda gidecek bir yer yok ya, nameler aynı. Nereye çeksen o nameleri farklılaştıramıyorsun. Çok muazzam ama diğerleri öyle değil. Daha doğurgan değil mi Sayıder evet, hocam? Ben acizane bu tavsiyeden sonra sizi tebrik ettiğimi ve muvaffakiyetlerinizin devamını dilediğimi bildiriyorum. Sağ olun, gönlünüze hocam, sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim şimdi Asaf Çakmak için puan vaktidir. Buyurun efendim. Ve ilk puan içinde sözü Osman Egin hocam size bırakalım. Güzel tilavetiyle akşamımızı, gecemizi aydınlatan
tenvir eden Asaf kardeşime teşekkür ediyorum ve kendisine bu güzel tilaveti için 95 puan veriyorum. Sağ 95 olun. Puan Mehmet Ali Sarı hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Kardeşimize başarılar diliyorum. Nice hafızlar yetiştirmesini, nice kavi, sağlam hafızlar yetiştirmesini kendisinden, Cenab-ı Hak'tan diliyorum, kendisinden istiyorum. Ben de kardeşime 95 puan hazırlamıştım. 95 puan Mehmet Ali Sarı hocamdan ve sağ Halil Necipoğlu hocam. Sevgili hocam. Ben size 98 puan veriyorum. 98 puan ve böylelikle Asaf Çakmak hocalarımdan toplamda 288 puan almış oldu. Tebrik ediyoruz sizleri. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ediyoruz. Şimdilik uğurluyoruz efendim. Sağ buyurun. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Eyvallah. Kalbe hitap etmeniz gerekirken bir haber veriyormuş gibi okudunuz. Yüksek yerlerde zorladınız kendinizi. Bir ayet daha okunamaz mı diye düşündüm içimden. Kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Ancak harflerin mahreçlerini kaçırıyorsun. Bu akşamın birincisi, hafta finalinin yolcusu oldu kendileri. Hafız Bahattin Cambaz geliyor. Hafız Bahattin Cambaz, hoş geldiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sizler iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz, sizi görünce daha da iyi olduk. Rabbim iyiler dayanmasın. Bunu kalben söylüyorum. Allah'ım razı olsun. Şahanesiniz, tanıyabilir miyiz? Bahattin Cambaz, İstanbul Fatih doğumluyum. Düzce merkezde imam hatiplik yapıyorum. Kaç yıldır? Karadeniz Ereğli'deydim, Zonguldak'taydım. 6 ay oldu, Düzce merkeze tayin oldum. Yeniyim oralarda da. Orada kaç yıl görev yaptınız? 5 senedir Zonguldak'taydım. Maşallah. Daha öncesinde 9 sene hafızlık hocalığı yaptım. Maşallah. Tam bir İstanbul Türkçesi yok mu? Fatih doğumlusunuz değil mi? Fatih siz? Çarşamba. Çarşamba çok evet. Güzel maşallah. Belli oluyor ama. Şahane bir Türkçesi var maşallah. Galiba bir de Hattat he? Daha bitmedi hocam, sayacağız. Vallahi çok güzel özellikleri var. Allah Allah. Mesela ailede abisi ve ablası hafız. Elhamdülillah. O şahane. Aynı zamanda kendi evlatlarından birini hafız olarak yetiştirmiş. Bitirdi mi hafızlığı? Devam ediyor. Yarıda devam şu ediyor. Anda. Elhamdülillah. O çok güzel bir haber. Bir tane daha güzel haber var. Onu da ben hep söylüyorum ama hepsini ben söylüyorum ama. 80 yaşında babaları sağmış ve hafızlık yapmaya devam ediyormuş. Elhamdülillah. Ne zaman başladı? Yani 50 yaşından beri devam ediyor. Hatta benim çocukluğum anne babamı dinlemekle geçti. Ama hiç ezberliyorlar ama zamanla unutabiliyorlar. O yüzden devam. Daha hala bitmedi. Ya nasıl, keşke tanışsaydık ya. Tez zamanla bitirmeyi nasıl geçti. Yaşında... Yaparken Mustafa'cığım, değerli dostum benim, sevgili kardeşim. Yani yaparken de bir de düşünsene ömrü onunla beraber geçirmek. Müthiş ya. Hocam gündüz, gece, sabah, akşam devamlı okuyor hocam. Maşallah. Devamlı onunla meşgul, devamlı onunla meşgul. İsmi nedir babanızın? Şaban Cambaz. Şaban amcamız da hocam. Yani 50 yaşında başlamış ama hiç bırakmamış. Yani. Allah Allah. 180, hala daha devam ediyor. Azimle hafız olmaya. Maşallah. Kaçla gidiyor sorsak mı? Yani nazarı yani, kalmamış artık. Değil mi hocam? Bakara'yı bitiriyor. Nisa'ya başlıyor. Veya işte iki ile gidiyordu. Yani Bakara, Nisa vesaire birkaç sure ezberliyor ama. Sure ezberliyor. Hafızlık usulü 2 ile gitti. Hmm. Daha sonrasında Bakara, Nisa tekrar döndü. Eyvallah. Allah onları, gayretini artsın. Tabii ezberleri çok fazla. Yasin vesaire, Tebareke, müfredat olarak. Müthiş. Onları muhafaza etmeye çalışıyor bir yandan da. Hat sanatıyla da ilgileniyor musunuz? Hocamızın da buyurduğu gibi. Var mı çalışmalarınız? Serginiz oldu mu mesela, ne aşamada? Çok hocalarımızdan dersler aldık ama profesyonel değil. Mustafa Cihat Hocam, bu nasıl olur bütün bu güzellikler, maharetler soyadla? Elhamdülillah. Neyi soyadınız?
Can bas. Maşallah. Maşallah var. Evet. Maşallah. Hep hayra kullanmışsınız onu elhamdülillah. Allah ne kadar güzel. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Allah razı olsun. Alalım zirahleye buyurun. Hafız Bahattin Canbaz, Ali İmran suresi 190 ila 194. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyamah. İnneke la tuhliful mi'ad. Sadakallahul azim. Bahattin kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kıymetli misafir hocalarımız kendisi için puanlama yapacaklar. Sözü misafir hocalarımıza bırakalım efendim. Buyurun. Hocalarımız puanlamalarını yaptılar. Tekraren teşekkür ediyoruz kendilerine ve ilk değerlendirme için sözü Halil Necipoğlu hocam size bırakalım. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Kıymetli hocam ağzınıza sağlık Bahattin tamam, hocam. Ben bir soruyla başlamak istiyorum. Fatih'te, İstanbul Fatih'te çocukluğunuz geçti. Doğru mu? Evet hocam. Ondan sonra yani uzun yıllar Fatih'te yaşadınız ve büyük camilerdeki müezzinlik değil mi? Evet. Leri dinlediniz, oradaki mihrabiyeleri dinlediniz vesaire vesaire. Ve geleneksel icracıları da dinlemiş oldunuz. Tilavet kültüründe İstanbul tavrı üst başlığıyla biliyorsunuz işte Eyüp şeysi vardır, üslubu vardır. Üsküdar değil mi? Fatih vesaire. Evet. Sizin şimdi bu icranızdan ben o dinlemeleriniz dolayısıyla buralardaki efendim nameleri gayri ihtiyari belki hıfzettiğinizi düşündüm. Öyle bir şey geldi kulağıma, duyum geldi kulağıma şu an itibariyle. Bu güzel. Yani talim okur gibi fakat böyle minicik süslemeler şeklinde. İstanbul tavrı. Tabii hocam. Eyvallah. Kulak dolgunluğu. Dolayısıyla o intibayı vermiş oldunuz bana. Ama mesela sondan bir evvelki ayette daha böyle kalbe hitap etmeniz gerekirken bir haber veriyormuş gibi okudunuz. Hani bir yere bir duyuru yapar gibi duyurdunuz. Orası daha kalbi olmalıydı mesela. O ayetin manası itibariyle tabii. Değil mi saygıdeğer tabii, hocam? Tabii. Tercih ettiğiniz makam çok uygun aslında. Oradaki o kalbe yönelik ifadeyi sunabilmek açısından. Yukarıki sesler dahi olsa bu mümkündü. Ama bu ekol yahut bu üslup içerisinde güzeldi. Ağzınıza evet, sağlık, gönlünüze sağlık. Eyvallah. Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bahattin kardeşim, hafızlarla hemhalsin. Elhamdülillah. Etrafın hep hafız. Ablam var, baban var vesaire. Ne güzel. Ne güzel. Yani Kur'an ikliminde yaşıyorsun. Elhamdülillah. Okuyuşun güzel. Ancak harflerin mahreçlerini kaçırıyorsun. Mahreç kaçınca harekeye dönüşür. Mesela bu aşırda kaç tane ha harfi olduğunu sizin okumanızla ben algıladım. Hepsinde la tuhu liful mi'at, tuhu zina diye, yevmel kıyamet diye hep böyle makreçleri kaçırarak harekelendirdiniz yani sakinleri. Aslında öz eleştiri yapmam lazım. Çok da dikkat etmeye çalıştım ama hocam. Ya yani oraları yani heyecan. Bir tasfiye huruf okumanız lazım. Ciddi bir ihtiyaç var buna. Evet. Sesinizi kullanmanız da işte yüksek yerlerde zorladınız kendinizi. Buranın bir icabı belki. Hep öyle görüyorum ben. Daha sakin okuyabilirdiniz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyoruz Osman Egin hocam. Ya Rabbi bu gece bize peygamberlerine neler vaat ettiysen onları bize de ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu gece bizi ahiretin rezilliklerinden
ve rüsvaylıklarından koru, amin, muhafaza et ya Rabbi. Amin, amin. Hocamız öyle bitirdi hocam, o ayetlerle bitirdi. Ne güzel. Peygamberlerin ağzından ne o güzel dualarla güzel, bitirdi. Biz güzel de ona bütün kalbimizle... Bu geceye uyudu. Evet hocam, evet, bütün kalbimizle, gönlümüzle amin dedik. Tamam. Tilavetinle alakalı hocam çok güzel değerlendirmeler yaptı. Ben de katılıyorum. Teşekkür ediyorum aziz dostum benim. Sizin gibi böyle rengarenk bir kardeşimizle burada karşılaşmaktan çok büyük bir mutluluk. İnan böyle Kadir Gecesi'nin hazzına bir haz, manevi hazzına bir haz daha katıyor. Çok teşekkür ediyorum üstadım. Allah razı olsun. Eyvallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Efendim şimdi Hafız Bahattin Canbaz için puan vaktidir. Buyurun üstadım. Ve ilk puan için de sözü Halil Necipoğlu hocam size bırakalım mı? Eyvallah. Aziz ve sevgili hocam, size ...96 puan veriyorum. 96 puan. Mehmet Ali Sarı hocam. Ben Bahattin Canbaz kardeşime sağlık afiyet dileyerek 94 puan yazdım. 94 puan ve Osman Egin hocam. Mustafa Cihat hocam, ben de Bahattin sanatkar kardeşime bu güzel tilaveti için 94 puan veriyorum. 94 puan ve böylelikle Bahattin Canbaz hocalarımdan toplam 284 puan almış oldu. Tebrik ediyoruz sizleri. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdilik uğurluyoruz. Buyurun. Eyvallah, Allah razı olsun. Bu gece imiş idi Hazreti Kur'an'ı bin. Bu gece fahrini arz etti semavat-ı zemin. Tok bir sesi var. Tok bir sesi var. Bas bariton bir sesi var. Beşeriyet tarihinde Davudi ses diye tabir edilen bir sese maliksiniz. Bir insan düşün ki geçmişi güzel olmayan davranışlarla dolu, güzel olmayan eylemlerle dolu ama döndüm, bıraktım ben deyip gelirse. Bu akşamın birincisi, hafta finalinin yolcusu oldu kendileri. Mustafa Coşkun geliyor. Mustafa Coşkun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok iyi gördük sesi. Ses tonunuz da... Sizin güzelliğiniz. Maşallah var hocam. Duyuyor musunuz ses tonunu? Evet. Harika. Tanıyabilir miyiz efendim sizi? İsmim Mustafa Coşkun. Üsküdar Vaniköy Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapıyorum. Kaç yıldır hocam? 7 ay oldu. Camimin ismi geçtiği zaman biraz hüzünleniyorum malum. Elim bir olay hasıl oldu camimizde. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin bu tür olaylardan. Amin inşallah. O yanan camiden söz ediyorsunuz değil mi? Evet hocam. Tamam. Üsküdar'daki Vaniköy Camii hocam, evet. Evet evet. Rabbim tekrar göstermesin inşallah. Amin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi size iyi gelecek. Bize de iyi gelecek. Aileniz hazır efendim. Öyle bekliyor. Mi? Sizi bir buluşturalım. Biz de buluşmuş alalım. Hazırsalar. Aa, maşallah ya. Ne güzel aile. Allah razı olsun. Coşkun ailesi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Geceniz mübarek olsun. Kadir gecemiz mübarek olsun inşallah. Amin inşallah. Ya ailecek duygusal olduğunuzu fark ettim şimdi ben babanızın evet, ablası. Biraz duygusallaştık. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Mustafa hocam, ben Seyfettin Coşkun, Mustafa Coşkun'un babasıyım. Ben de din gönüllüsü olarak görevime devam ediyorum. Bahçelievler Ulubatlı Hasan Camii olarak. Maşallah.
Bize bu imkanı, fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oradaki bütün hocalarıma, Mehmet Ali hocama, Necipoğlu hocama, Osman Egün hocama sonsuz saygılarımı, hürmetlerimi bildiriyorum. Saygı, hürmet bizden hocam, değerli hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Yaklaşık 3 ay önce başladığımız dualara Rabbim bizleri evde eriştirdi. Allahümme bariklene fi Recebe ve Şaban duasını çok yaptık. Rabbim sağlık, sıhhat verdi. Bu günlere kavuşturdu. Bin aydan daha hayırlı olan bir Kadir gecesini bu gece ihya ediyoruz. Bu gecede bizleri böyle duygulandırdığınız için hepinize müteşekkirim. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Amin, amin. Efendim biz çok teşekkür ederiz. Yani böyle duygusal bir aileyle tanış olmaktan dolayı da aynı zamanda duyguluyuz ve mutluyuz aynı zamanda. Efendim sizler bir şey söylemek ister misiniz? Ben Sevim Coşkun. Mustafa'nın annesiyim. Gerçekten çok istiyordum oğlumun bu yarışmaya katılmasını. O da beni memnun etti yarışmaya katılarak. Onu çok seviyorum. O benim ilk göz ağrım. Maşallah, çok faal evlattır. Rabbim başarılarının devamını diliyorum. Cümle yarışmacılara, oğluma da başarılar diliyorum. Oradaki hocalara hürmetler ediyorum. Hürmet bizden. Mübarek gecenin hakkımızda hayırlı olmasını diliyorum Rabbimden. Amin. Amin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben kız kardeşi Ayşenur. Böyle mübarek bir gecede abim vesilesiyle bu programa iştirak ediyor olmak gerçekten hepimiz için çok mutluluk verici. Başta abime ve tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Amin. Bu gecenin hayrı bereketi de hepimizin üzerine olmasını temenni amin, ediyorum. Amin, yayınlar. Ya ne muhteşem aferin, bir aile maşallah. Güzel konuştun. Şahanesiniz, harikasınız. Aferin, sizi çok sevdik. Bu arada ben bir şey sormak istiyorum. Az sonra tiyarete geçecek ama Mustafa kardeşim çok iyi cağ kebap yaptığını ileri sürüyor. Böyle bir iddiası varmış. Doğru. Doğru mudur? Siz tatmışsınızdır. Doğrudur. Bir sözünü alsanız iyi olur hocam. Öyle mi? Peki o zaman söz almak istiyorum ben. İnşallah. İnşallah. İnşallah nasip olur efendim. İnşallah. İnanın sizi tanımak çok güzeldi. Allah sizden razı olsun. Amin. Allah huzurunuzu daim etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Hepimiz de Mustafa. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hocam. Siz de Allah'a geceniz hayır olsun inşallah. Allah'a emanet olun inşallah. Evet Mustafa hocam. Yani şahane bir aile. Allah razı olsun. Eksik olmasınlar. Yani moralin olmasın. Baktığın an moralin düzelecek şimdi, güzellikte. Şimdi iyi oldu. İyi oldu değil mi? Evet. Peki hazır mısınız efendim? Hazırım. Alalım zirahleye, buyurun evet efendim. Mustafa Coşkun, Furkan Suresi 70 ila 77. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله يبدل الله سيئاتهم حسنات الله 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 وكان الله غفورا رحيما
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. Mustafa kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 81 vilayetten kıymetli misafir hocalarımız kendisi için puanlama yapacaklar. Sözü kıymetli hocalarımıza bırakalım. Buyurun efendim, söz sizde. Hocalarım puanlamalarını yaptılar. Tekraren kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve ilk değerlendirme için sözü Mehmet Ali Sarı hocam size bırakalım mı? Hay hay Mustafa Cihat kardeşim. Mustafa Coşkun kardeşimizi güzel bir aşırıyla dinledik. Allah kabul etsin. Amin. Çok tok bir sesi var. Tok bir sesi var. Bas, bariton bir sesi var. Gayet güzel. Sizin sesiniz gibi aynı cinsten. O sesle güzel bir aşırı şerif dinledik. Tabii daha gelişecek, daha güzel olacak. Bu imkanlar var. İnşallah. Tebrik ediyorum sizi. Allah razı olsun. Hayırlı helal olsun inşallah. Osman Egün hocam. Mustafa Cihat hocam. Bir sahabi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben cahiliye döneminde Müslüman olmadan önce de benim güzelliklerim vardı. Bunlar ne olacak? Yani Müslüman olduktan sonra bunları da değerlendirmeye Rabbim yanında tabi tutulacak mı? Diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani o iyilikler hiç ondan sıkıntı yok. Bir insan düşün ki geçmişi güzel olmayan davranışlarla dolu, güzel olmayan eylemlerle dolu ama döndüm, bıraktım ben deyip gelirse.
فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Üstelik affediliyor, bir de hasenata tebdil ediliyor. Ya bırak şu anda yaptığın diyor güzellikleri. Onları bile Rabbim senin önüne iyilik olarak, güzellik olarak Allah getirir. Biz bu akşam buna talibiz üstadım i̇nşallah, ya. İnşallah. Bu akşam buna talibiz. Rabbim bize lütfeylesin, ihsan eylesin. Döndük ve onun kapısındayız üstadım. İnşallah. O kapıdan bizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. Üstadım yine böyle dua ayetleriyle beraber Allah razı olsun kendilerinden. Bu vesileyle Ayasofya Musiki Cemiyeti'ne evet, çok kıymetli değerli şefleri Hadi Duran hocama kardeşime selam ediyorum. Baş üstüne hocam, baş üstüne. Eyvallah üstadım. Eyvallah. Sağ ol. Sağ teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Halil hocam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aziz kardeşim, aziz dostum. Mustafa hocam, öncelikle hoş geldiniz. Ağzınıza hoş sağlık. Gayet Allah güzel okudunuz. Yani nasıl bir cümle kurayım? Mesela beşeriyet tarihinde Davudi ses diye tabir edilen bir sese maliksiniz. Maşallah. Gayet güzel. İcranıza başladığınız andan itibaren bir ferahlık geldi. Bir rahatlama, bir güzellik, bir dinlendirdiniz bizi. Pes yerlerde. Orta sesleri yokladığınız vakit o rahatlık devam etti, dinlendik. Sizin sesinizin yapısı itibariyle değerli hocam, kardeşim, tenör değilsiniz. Evet hocam. Yani sizin sesinize biz direkt olarak bariton bir ses diye, bas bariton ses diyebiliriz. Dolayısıyla eğer doğru akortla başlarsanız aziz kardeşim, işte bu bariton güzelliğini, o bas bariton güzelliğini sunarsınız. Tenör bölgesine geçtiğiniz vakit orada sesin dönüşümü, değişimi, incelmesi diye bir şey söz konusu oluyor ki az evvelki o orta sesler ve bas seslerdeki duyumu biz kaybediyor gibi oluyoruz aziz kardeşim, evet, aziz dostum. Dolayısıyla burası mühim. Mesaj alındı hocam. Affedersiniz. Mesaj alındı hocam. Estağfurullah. Dolayısıyla güzel bir sese malik olmanın, siz de kadrini biliyorsunuz anlaşılan ki buradasınız. Allah razı olsun ve hocam. Minaredesiniz, minberdesiniz. Allah daim eylesin. Amin. Amin. Amin hocam. Allah tamamına erdirsin. Amin. Ahiretimizi hocam, hepimizin ahsan eylesin. Gönlünüze sağlık. Allah razı eyvallah, olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Efendim şimdi Mustafa Coşkun için puan vaktidir üstadım, buyurun. Ve ilk puan için sözü Mehmet Ali Sarı hocam size bırakalım. Teşekkür ederim efendim. Rica sağ olun. Mustafa Coşkun kardeşimize ben puanını çoktan yazdım. Şimdi okuyorum. 96. 96 puan. Osman Agin hocam. Mustafa Cihat hocam, ben de kıymetli kardeşim Mustafa Coşkun hocama bu güzel tilaveti için puan veriyorum. 100 tam puan Osman Agin hocamdan ve Halil Necipoğlu hocam. Şöyle bir sağlam otur. Çünkü sağlam bir ses var karşımda. Maşallah. Öyle diri, duru ve nadirattan. Biz de nadirattan o tam puanı veriyoruz. O yüksek potansiyele ben de bir yıldız, bir yüz diyerek sizi tam puan veriyorum. Allah razı olsun hocam. 100 tam puan Halil Necipoğlu hocamdan ve yıldızlı 100 tam puan ve böylelikle Mustafa Coşkun hocalarımdan toplam 296 puan almış oldu. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz. Şimdilik uğurluyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet dostlar. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması iftar özel programı devam ediyor. Evet kıymetli Kur'an dostları, Ankara'daki dostlarımız için iftar vakti, sevinç anı yaklaşmakta. Bazı illerimizde iftarlar edildi bile.
o sevinç anı yaşandı bile. Ama Ankara'daki dostlarımız ve İstanbul'daki dostlarımız o sevinç anı için beklemekteler bu mübarek günde. Efendim, Kadir Gecesi'ni konuşacağız haliyle. Malumunuz, başta da söylediğimiz üzere bin aydan daha hayırlı bir geceden bahsediyoruz. Hocamın tabiriyle 80 küsür yıllık bir ömre bedel sadece bir gece. Dakika dakika gece yolculuğuna adımlıyoruz inşallah. Bu akşam aynı zamanda sizlere muhteşem bir sürprizimiz var. Tabii ki bizi izleyen kıymetli müdavimlerimiz Muhammed Yahya'mızı hatırlarlar geçen yıldan. Bizi kırmadılar. Bu gecenin hürmetine inşallah az sonra Ankara Ezanı'nın hemen ardından tilavet edecekler. Hoş geldin Muhammed'im. Hoş bulduk hocam. İyi misin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Seni çok iyi gördük. Seni görünce iyi oluyoruz biz hep. Bizler deyiz, Allah razı olsun. Eyvallah. Evet kıymetli Osman Egin hocam, sizinle devam edelim isteriz. Neler söylersiniz? Mustafa Cihat hocam, çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Amin inşallah. Bu gecemizi. Şimdi Mustafa Cihat hocam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı oluyor. Evet. Uhud Savaşı'nda Uhud Tepesi'ne, o tepeye okçular yerleştirdi ve dedi ki ne olursa olsun, savaşın seyri nasıl olursa olsun asla bu tepeden ayrılmayacaksınız. Net bir emir verdi. Fakat daha sonra o savaştaki insanların, savaşı kazanma Uhud'daki okçu sahabe savaşın seyrini gördü. Müminler kazanıyor. Ganimetler efendim alınmaya başladı vesaire deyince sallallahu aleyhi ve sellemin emrini unuttular. Evet. Ve o savaşın akıbetini hep beraber biliyoruz. Şimdi buradan nereden giriş yaptık? Neden böyle bir yerden giriş yaptık? Şunun için değerli dostum benim. Şimdi bu gece çok önemli bir gece. Bin aydan daha hayırlı bir gece. 84 yıllık bir ömür. Kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Bu gece sevaplara da ihtiyacımız var. Ama sevap avcısı mantığıyla bu geceye yaklaşmayacağız. Okçular tepesini terk etmeyeceğiz. Terk etmeyeceğiz. O da nedir biliyor musun? Masiyetlerdir. Bah. Eğer biz bu gece sevap kovamızı, kabımızın içini iyi temizlemezsek ve oradaki var olan bir takım delikleri, günahların meydana getirdiği delikleri iyiliklerle, güzelliklerle tıkamazsak ve onun için temizlemezsek, bu akşam onun içine ne kadar amel, ibadet, dua doldurursak dolduralım, yarın sabah kalktığımızda bakarız ki kabımızda hiçbir şey yok. Onun için bu insanoğlunun vücudunda var olan, kalbinde var olan üç tane deliği tıkaması gerekiyor insanın. Bunlardan bir tanesi mümin bir kardeşine, Müslüman bir kardeşine, ahlaklı bir kardeşine buğz etmektir. Bu deliği tıkamadan oraya attığınız sevaplar geçer gider. İkinci, yine kapatacağımız, temizleyeceğimiz bölüm hasettir üstadım benim. Bir mümin kardeşine, müminler kendi aralarında birbirlerine haset ederse, sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ. Haset, bir müminin bütün ibadetlerini, iyiliklerini, güzelliklerini ateşin odunu yediği gibi yer ve bitirir diyor. O zaman haset deliğini de tıkayacağız üstadım. Üçüncüsü de وَلَا تَدَابَرُوا buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinize omuz omuza verin. Bunun en iyi örneğini de uygulama olarak sallallahu aleyhi ve sellem namaz ibadetiyle göstermiştir. Müminler omuz omuza olurlar, bir arada olurlar. Ey Allah'ın kulları, birlik olun der sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şöyle bir ifade kullanır Mustafa hocam. Allah'ın eli birlik ve beraberlik içinde olan mümin kullarının omuzundadır. Allah. Üzerindedir. Onun için bu akşamda kesinlikle bir cemaat olma anlayışını, bir cemaat olma bilincini, beraber olma, birlik olma bilincini mutlaka sağlamalıyız. Bu üç deliği tıkarsak eğer, o zaman bu gece işte bin geceden daha hayırlı olur üstadım. O zaman dua ile, iki şeyle beraber ondan sonra yola çıkacağız. Arabamızın adeta birisi direksiyon, birisi de otomatik vitesi. Neden onlar aziz dostum benim? Bir, nedamet. Geçmişe dair müthiş bir pişmanlık. İkincisi de güzel bir samimiyetle Rabbimize doğru, Rabbimizin bize gösterdiği ufka doğru yol almaktır değerli Mustafa hocam benim.
Allah razı olsun. Önce masiyetleri temizleme mutlaka becermeliyiz üstadım. Yani şöyle bir yanılgı olabilir. Bu gece büyük sevaplar var. Hadi çuvallarımızı dolduralım derken yarın sabah sevap efendim kaplarımızın boş olma tehlikesi vardır. Lütfen bunu dikkate alalım diyorum ve bütün kardeşlerimin Kadir Gecesi'ni canı gönülden tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Mehmet Ali Sarı Hocam, bu geceyi nasıl efendim İhya etmeli, ibadetler ve dualar konusunda neler söylersiniz? Ben de aziz milletimizin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyorum. Ümmeti Muhammed'in Kadir Gecesi kutlu olsun, mübarek olsun. Rahim. Hayırlara vesile olsun. Amin inşallah. Efendim, gecelerden bir gece iken kendisinde Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle Kadir Gecesi haline gelen bu gece, bin aydan hayırlı kabul edilmiştir. Büyük bir Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden biri olmasına rağmen çok büyük bir sure. Neden? Kendisinde Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur o gecede ve böyle şereflenmiştir. Bu sebeple de melekler yeryüzüne inmişlerdir. Aralarında 27 sene Peygamberimize muhatap olan vahiy meleği Cebrail aleyhisselam da vardır. Ve bu gece ta fecre kadar, sabahlara kadar böyle bütün yıl için hikmetli kararların alındığı, yazıldığı bir gecedir. O itibarla mümin kardeşlerimiz tarafından bu geceyi boş geçirmemeleri, değerlendirmeleri, ibadetle geçirmeleri, dua etmeleri, aflarını dilemeleri lazım. Evet. Tavsiye edilmiş ve bu gecenin duası Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Ey Allah'ım, sen kerim bir affedicisin. Affı da seversin, beni affeyle diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmamız lazım. Amin inşallah. İnşallah bu geceyi güzel geçiririz. Bu geceden müstefid oluruz ve bin aydan hayırlı, 84 yıllık bir ömre bedel bu geceyi idrak edenlerden oluruz. Cenab-ı Hakk'a amin niyazımız inşallah budur. Allah amin, razı olsun hocam. Halil hocam. Efendim, Kadir Gecesi'ndeyiz ve Kur'an'ın övdüğü bir gecedeyiz. Zira Kur'an'ın indiği bir gecedeyiz. Yani ömürlük bir gece, ömre değer bir gece yahut ömre değer bir anı içinde saklayan gece bu gece. Dolayısıyla bu geceyi ayakta tutmak lazım. Yani ruhumuzu, gönlümüzü ayakta tutmak lazım. Değerli dostum, aziz kardeşim, şimdi her gündüzün ağırlığı gecededir. Bütün gecelerin ağırlığı ise Kadir Gecesi'ndedir. Yani o zaman işte bunun için Kadir Gecesi hayatın ve hilkatin ağırlık merkezi gecesidir diyebiliriz. Eğer müsaade ederseniz bir kaside okumak çok isterim. Çok memnun oluruz hocam, lütfen. Orada buyurun. Ali Rıza Saman merhum bu geceyi ayakta tutmak anlamında Allah der ki eylesin. Allah rahmet eylesin. Sebebi hilkati alem yüceden sesleniyor. Uyan ey alemi İslam, bu gece yatma diyor. Bu gece ne yapmak lazım? Yatmamak lazım. Sabahına çünkü büyük bir esenlik bizi bekliyor. Müsaade eder misiniz? Estağfurullah hocam, ne demek? Memnun şey oluruz. Sebebi hilkati alem yüceden sesleniyor. Uyan ey alem-i İslam, bu gece yatma diyor. Bu gece
neymiş idi Hazreti Kur'an-ı Mübin? Bu gece fahrini arz etti semavat-ı zemin. Bu gece Rabbimizin emriyle cümle melek bize Allah'ımızın lütfunu tebşir edecek. Bu gece semavat-ı azemin. Uyan ey, uyan ey, uyan ey alem-i İslam, bu gece yatma diyor medet ya Tabib el-Kulûb. Uyan ey alem İslam. Eyvallah. Eyvallah değerli efendim, kardeşim. Ankara için iftar vakti geldi. Öncelikle ezanı Muhammedi, hemen ardından da Muhammed Yahya kardeşimizin tilavetiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Cenab-ı Hak tutmuş olduğunuz oruçlarınızı kabul buyursun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin için açlığa, susuzluğa katlandım. Dilimi yalandan,
gözümü çirkinlikten çevirdim. Elimi haramdan çektim. Yüzümü sana döndüm. Senin bahşettiğin rızıkla orucumu açıyorum. Senin verdiklerinle doyuyorum. Senin ihsanınla seviniyorum. İftar sevincimizi çoğalt. Bizi birbirimize kardeş eyle. Yuvamıza, yurdumuza afiyet ve bereket ver. Gönüllerimize, günlerimize barış ve huzur ver. Devletimize, milletimize güç ve kuvvet ver. Beni, annemi, babamı ve bütün inananları bağışla. Bize dünyada iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
Evet, Muhammed Yahya'mıza yürekten teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Amin. Allah ömrüne bereket versin inşallah. İnşallah. Sağlıklı uzun ömürler versin. Seni hep dinleyelim inşallah. Ben sözü Osman Egin hocama bırakmak istiyorum. Hocam buyurun. Mustafa Cihaz hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim benim. Çok kısa bir parantez açmak istiyorum. Muhammed Yahya Yıldızhan'la alakalı. Lütfen Muhammed Yahya Yıldızhan bu memleketin ender değerlerinden bir tanesidir. Elhamdülillah. Bu bir mübalağa değildir, mücamele değildir. Sadece bir abisi olarak, bir amcası olarak, bir abisi olarak, belki değil ama bir hocası olarak ona tek bir tavsiyede bulunurum. Lütfen kendisi olarak kalsın ve biz onu ilel ebed dinleyelim, ila yevmil kıyamet dinleyelim ve onun sesi bu ülkenin semalarında, bu ülkenin camilerinin kubbelerinde yankılansın Mustafa Cihat hocam. İnşallah, inşallah. Muhammed Yahya'mıza çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Efendim şimdi Ezan-ı Muhammedi'yi okumak üzere ve hemen ardından da tilaveti için Süleyman Kurşun'u huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Süleyman Kurşun hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah iyilikler versin, bizler de iyiyiz. Allah iyilik afiyet olsun. Kıymetli Osman Egin hocam, az bir zamanımız kaldı. Duayı sizden almak isteriz. Sözü size bırakalım, buyurun. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu güzel gecede, bu mübarek gecede Kur'an'ı inzal eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Amin. O Kur'an'ı bize tebliğ eden, Kur'an'la buluşmamıza vesile olan Resulü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat olsun. O yüce peygambere uyan ve o yüce Kur'an'ın peşinden giden, onun mesajlarına uyan ve bu gece o Kur'an'ın nidalarıyla Rabbine yönelen mümin kardeşlerimize, bütün müminlere, Müslümanlara selam olsun. Ya Rabbel Alemin, bu güzel gecede hasedimizden, kinimizden, nefretimizden, buğzumuzdan, bütün günahlarımızdan sana yöneliyoruz. Bizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu gece nasıl Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve onun güzel ashabını güzelliklerle, İslam'ın nuruyla, bütün güzellikleriyle buluşturduysan, bizi de bu gecede ya Rabbel Alemin, şu anda amin diyen din kardeşlerimizi de İslam'ın güzellikleriyle, İslam'ın nuruyla buluştur ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu güzel geceyi hakkımızda hayırlara vesile olan bir gece eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu güzel geceyi hakkıyla değerlendiren ve ta fecre kadar melekler indiğinde yok mudur Rabbine tevbe eden, yok mudur nedamet duyan, pişmanlık duyan, onların dualarını kabul edeyim diye buyuran meleklere bizi göster ya Rabbi. Nedametimizi onlara göster ya Rabbi. Pişmanlığımızı göster ya Rabbi. Kulluğumuzu sana arz ediyoruz. Kulluğumuzu kabul eyle ya Rabbi. Hem melekleri hem bütün kainattaki varlıkları bu nedametimize sen şahit eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ramazan'ın ta başından bugüne kadar oruçlarıyla, ibadetleriyle, infakıyla, ihsanıyla huzuruna gelen kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Seyyiatını, günahlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Hasenata tebdil ettiğin kullarınla beraber eyle ya Rabbi. Yarın Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin huzurunda, onun sancağı altında buluşan kullarından eyle ya Rabbi. Dualarımızı müstecab eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul ettiğin dualara ilhak eyle ya Rabbi. İlhakan müstecab eyle ya Rabbi. Amin, amin diyen dillerimizi nar-ı cehiminden azad eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Efendim İstanbul için iftar vakti. Cenab-ı Hak tutmuş olduğumuz oruçları kabul buyursun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الله الله الله. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا شديد العقاب. صدق الله العظيم. Süleyman kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Önce tabii ki ezanı Muhammedi için, ardından tilaveti için. Şimdi 81 vilayetten kıymetli misafir hocalarımız puanlama yapacaklar. Sözü hocalarımıza bırakalım. Buyurun kıymetli hocalarım, söz sizde. Hocalarım puanlamaları yaptılar. Tekraren teşekkür ediyoruz ve Süleyman Kurşun, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah iyilikler versin. Tanıyabilir miyiz efendim sizi? Ben Süleyman Kurşun. Evet. Mersinliyim. 1995 yılında Mersin Günler ilçesinde dünyaya geldim. İmam Hatip Lisesi'ni Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde maşallah aldım, güzel. Şu anda ise Tuzla Mahiris Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapıyorum. Şahane, harika. Bu arada 5 kardeşsiniz galiba. Evet, 5 kardeşiz. 4'ü ilahiyatçıymış evet. Hocam. Maşallah. Maşallah, bereketli bir aile. Allah razı olsun hocam. Evet, değerlendirmelere geçelim isterseniz. Tamam. Hocam ve ilk sözü Halil hocam size bırakalım. Teşekkür ederim. Bu güzel gecenin içinden seslenen bütün dostlarımız ve zat-ı şerifiniz ve dahi inşallah bizler aziz izleyicilerimizin gönüllerine, kalplerine buradan mülhem dualarımızı yolladık. Allah Teala kabul eylesin. Amin inşallah. Güzel okudunuz. Rahat olsaydınız daha güzel okurdunuz. Bir ara korktum sabaha böyle geçecektin gibi. Geçmedin. Kürdi sesler güzeldi. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Mehmet Ali Sarı hocam.
Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ben aziz milletimizin bu mübarek gecesini kutlayarak, tekrar kutlayarak başlıyorum. Allah yeniden erdirmeyi cümlemize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif artık elveda, el firak diye bizden ayrılıyor. İnşallah bu Ramazan'ı güzel geçirmişizdir. Günahlarımız affedilmiştir. Ümidimiz öyledir. Rabbimizin rahmeti geniştir. Ben Süleyman Kurşun kardeşimize teşekkür ediyorum. Bir ayet daha okunamaz mı diye düşündüm içimden. Vezkuru izentüm ayeti. Lealeküm teşkurun diye biterdi. Güzel olurdu diye düşündüm ama bu da güzel. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Osman Agin hocam. Mustafa Cihat hocam, hocama ben de teşekkür ediyorum Süleyman hocama. Allah razı olsun. Allah Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Bu gecenin son temennisi olarak cömert insanlara Cenab-ı Hak çok büyük değer verdiğini, değerli bulduğunu ifade ediyor. Bu geceyi ve bu gecenin sabahını infakla, ihsanla, fakiri, miskini, yoksulu, yetimi, akrabayı mutlu etmekle eğer değerlendirebilirsek, Rabbimizi de sevindirdiğimizi, sevindireceğimizi unutmayalım diye bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kendim de dahil olmak üzere. Ve bu güzel ziyafet için, bu güzel tilavet için hocama tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam, biz çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Süleyman Kurşun için puan vaktidir. Buyurun üstadım. Ve ilk puan için sözü de Halil Necipoğlu hocam size bırakalım. Sağ olun. Verdim hocam. Evet Süleyman hocam, ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Size icranız dolayısıyla ve istikbalde daha iyi olacağını bilerek tahmin ediyorum 100 puan veriyorum. 100 tam puan Halil hocamdan. Mehmet Ali Sarı hocam. Ben Süleyman Kurşun evladımıza 95 puan veriyorum. 95 puan hocamdan ve Osman Agin evet. hocam. Mustafa Cihat hocam, benim de kıymetli kardeşim. Süleyman Kurşun hocama bu güzel tilaveti için 93 puan veriyorum. 93 puan ve böylelikle Süleyman Kurşun hocalarından toplamda 288 puan almış oldu. Tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür ediyoruz. Şimdilik uğurluyoruz efendim, buyurun. Evet dostlar, bir başka heyecan anı olduğunu hep söylüyoruz. İşte o an geldi, final vakti. Evet kıymetli Kur'an dostları, geldik final anına. Öncelikle bu akşam burada kurulan Kur'an sofrasında gönüllerimizi şenlendiren kıymetli bülbüllerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sonrasında tabii ki onları yetiştirenlere şükranlarımızı sunuyoruz efendim milletçe. Onlar vesilesiyle bu akşam bülbüller burada bulundular ve muhteşem bir Kur'an ziyafeti oldu. Kur'an'ın nazil olmaya başladığı Kadir gecesinde. Binlerce şükürle efendim, malumunuz kıymetli misafir hocalarımız tilavetlerden sonra puanlama yapmaktalar ve hocalarımın puanına ekliyoruz bu anlarda ve böylelikle bu akşamın sıralaması ortaya çıkıyor. Şöyle bir göz attım ve bu akşam 4 bülbülümüzü inşallah sıralamada sizlere aktaracağım. Zira 2 bülbülümüzün puanı aynı. Dolayısıyla 2 bülbülümüz ikinci olmuşlar. Bir birincimiz, bir de üçüncümüz var. Müsaade buyurursanız ben açıklamaya başlamak istiyorum. Bu akşam 81 vilayetten programımıza katılarak puanlama yapan kıymetli misafir hocalarımız kendilerine 91 puan takdir etmişler. Hocalarımın puanıyla birlikte toplam 376 puan alarak bu akşamın, bu mübarek akşamın üçüncüsü oldular. Yürekten alkışlıyoruz kendilerini. Melih Albayrakoğlu ve tebrik ediyoruz. Yine bu akşam misafir hocalarımız kendilerine 91 puan
takdir etmişler. Hocalarımın takdiriyle birlikte toplam 379 puan alarak bu akşamın iki ikincisinden biri oldular. Yürekten alkışlıyoruz kendilerini. Asaf Çakmak ve tebrik ediyoruz kendilerini. Ve yine bu akşam misafir hocalarımız kendilerine yine 91 puan takdir etmişler. Ve böylece hocalarımın puanıyla birlikte 379 puan alarak bu akşamın iki ikincisinden bir diğeri oldular. Yürekten alkışlıyoruz kendilerini. Süleyman Kurşun ve tebrik ediyoruz kendilerini. Ve efendim bu akşam 81 vilayetten programımıza katılarak puanlama yapan misafir hocalarımız bu akşamın da en yüksek puanını takdir etmişler kendilerine. 92 puan. Hocalarımın takdiriyle birlikte toplam 388 puan alarak bu akşamın birincisi, hafta finalinin yolcusu oldu kendileri. Yürekten alkışlıyoruz. Mustafa Coşkun ve tebrik ediyoruz kendilerini. Aynı zamanda efendim kabul buyursunlar. 3 tam altın hediye ediyoruz kendilerine. Evet dostlar, bin aydan daha hayırlı bir gece dedik. Ve gece başladı elhamdülillah. En iyi şekilde eda eden kullarından olmamız temennisi ve duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.